Hem kaçılan bugün? Dur birkaç olduğunu öğreneceğim. Evet. 9 Kasım 2022 günlerden çarşambadan İstanbul'un güzide soğuk ama bir o kadar da insanın içini açan, dinçleştiren gününden hepinize merhabalar. Bugün saat 9'da dersimiz var maalesef. Şuraya bir yere koyarım. Yıldız Teknik Üniversitesi turunu yaptığımızda hani bir sınava girmiştik dedim ya. O sınavdan 70 üstü alanlar ileri İngilizce dersi almıyor ama 70 üstü almayanlar 60-70 arası alanlar benim gibi dersi alıyor. Bundan mütevellit de bugün sabah 9'da dersimiz var. Şu an fakülteme doğru gidiyorum. İktisadi İdari Bilimler fakülteme doğru. Hatta sınıflarda var ya şunlardan biri bak. Şunlardan birinde sınıfa gireceğiz. Bugün ayrıca bir de siyaset bilimine giriş dersim var. Daha sonracığıma. Saat 5'te size daha önceki bir videoda da söylemiştim. Onu da belki koyarım buraya. Orada da demiştim ki bizim kulübümüzün bir tanıtım toplantısı olacak. Bugün de o tanıtım toplantımız var. Yoğun bir gün olacak. Videomuzun başlığı çok açık. Günümüzü anlatacağımız, okulda günümüzün nasıl geçtiğine dair sizlere güzel bir video çıkartmak amacım. Şöyle göstereyim. Fakülteye doğru giriyoruz. Videoya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an biz de siz efendim. İyi seyirler. Sınıfımız şu şekilde efendim. Saatlerimiz henüz daha 8.30 gösterdiği için ve derse daha yarım saat olduğu için millet yavaş yavaş toplanıyor. 2 hafta önce şöyle bir durum oldu. Şimdi ben sınıfa geldim. Bekleyeyim derse kadar. Saat 8.55 oldu, daha millet yok. Ben dedim ders iptal mi oldu? Ondan sonra yurda falan gidecektim. Sonra Allah'tan biri geldi de. Çok şükür sıkıntıya kalmadık. Şimdi yarım saat böyle dersi bekleyeceğim. Ondan sonra derse gelince çıkacağız. Saat 12 gibi 11.30 gibi biter herhalde. Sonra da işimize gücümüze bakacağız abi. Bir öğlen yemeği yeriz okulda. Oradan da siyaset dersine geçeriz. Öyle işte, şöyle sınıfı tekrar gösterelim. 2 saat burada İngilizce göreceğiz. İleri İngilizce. Modern diller. Bak saat 8.52, sınıf hala bomboş. Haklı değil miyim abi yurda gitmeyi düşünmekte? Böyle geliyorlar, ondan sonra bende ders yok zannediyorum. Bugün harbi ders olmazsa yalnız komedi olmaz mı? Hiç olmaz. Çok uykum var ya. Sevgili arkadaşlar, şu an ders arası kıtlama çay içerek ikinci ders saatini bekliyoruz. İlk ders çok şükür ki bitti. Şimdi ikinci dersin gelmesini bekliyorum. O da 5 dakika içinde başlayacak. Hatta 1 dakika içinde başlayacak. İstanbul buz gibi. Çok soğuk. İstanbul'a gelecek varsa sıkı giyinsin. Hava kötü çünkü. Hava çok kötü. Evet efendim, az önce dersten çıktık. Sonunda. İngilizce dersimiz bitti. İleri İngilizce dersimiz. Şu an görmüş olduğunuz gibi Kulüpler Vadisi'ndeyiz. Burada da farkındalık ve ombudsmanlık kulübümüzün başkanı Sayın Ali Aydın var. Kendisiyle şu an kulübümüzün bayrağını almaya geldik akşamki etkinlik için. Onu alacağız, fakültemize koyacağız. Sonra da bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Kurban olayım, açlıktan gebereceğim. Ondan sonra bayrak orada duracak. Sonra siyaset bilimi dersine gireceğiz. Siyaset bilimi dersinden çıkıp sunumu yapıp günü bitireceğiz efendim. Şimdi tam şurada görmüş olduğunuz yer. Hatta birazdan da göstereyim şimdi. Burası bizim kulüp adamız. Görmüş olduğunuz gibisinden tam fakültenin girişine şak diye bayrağı astık. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Günlük vlogumuz devam ediyor efendim. Evet, fakültedeyiz. Birazdan yemekhaneye gideceğiz. Ondan sonra tekrar ders için buraya geleceğiz. Arkadaşlar ben 1,5 yıldır bu okuldayım. Şu an göstereceğim yemeği hayatım boyunca burada göreceğimi tahmin bile edemezdim. Ciddi manada palamut var, balık. Yanında da kola var. Mutluluktan ağlayacağım. Mutluluktan ağlayacağım birazdan.
bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi yemekten geldim. Şura gördüğünüz yer benim fakültem. Ama oraya doğru gitmiyorum. Neden gitmiyorum? Çünkü orada insanlar çok fazla olduğu için ve böyle telefonu çıkartıp kendimle konuşamayacağım için utandığımdan dolayı şu an buraya doğru yürüyorum. Size yemek hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Yemin ediyorum duygulandım. Bak ağlayacaktım az daha. Ciddi manada çok duygulandım. Acayip güzel yemekti. Karnımızı doyduk. Kahvaltımdı bir de zaten. Karnım açtı. Şimdi bir de siyaset dersi var. Bu tarafa doğru yürüdük de buraya doğru ben tekrar döneceğim. Derse gireceğim. Ondan sonra ders 4'te bitecek. Sonra da şey var. Tanıtım toplantısı. Kapatıyorum artık, ben derse geçiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam dur. Ben bir konuşabilir miyim? Hayır, önce. Dersimiz bitti, siyaset dersimiz. Bildiğiniz gibisinden saat 5'te toplantımız var. Saat şu an 4. Dersten yeni çıktık. Yıldız Kahve'deyiz. Bizimkilerleyiz. Birazdan toplantıya hepsi gelecek inşallah. Toplantıya gelecek misiniz? Sen? Aynen. Gelme bak. Evet, birazdan oraya geçeceğiz. Sonra sunumu yapacağız. Sonra da günü bitireceğiz. Kerem çık ya. Çıkıyorum. Ha, tamam. Bir dakika, ben de çıkıyorum. Çıktım. Bunu atma. Ha. Hayır lan, o manada değil. Ekrana çık. Hayır. Oğlum ne değişik bir video lan bu. Oradan gidilmiyor ki bizim fakülteye. Evet, şu ilerle. Ben götüreceğim seni gel. Hayır. Oğlum. Kolum çok ağrıyor. Türkiye bu burs programı 1988'de katılıyor ve o günden bugüne de 1600 üzerinde arkadaşımız bu burstan yararlanıyor. İlerleyen zamanlarda zaten beraber oluşturduğumuz ekiple size de daha çok çizebiliriz, daha çok. Evet. Saat 18. Evin bir yandan olması. 18:22 itibariyle. Buna gerek var mı? Saat kaç?
18-21'miş pardon. 18-21 itibariyle. Çok önemli bir detay. Fakülteden çıktık. Yemekhaneye doğru gidiyoruz. Sunumumuz bitti. Güzelce sunumu yaptık. Artık yavaştan günün de sonuna geliyoruz. Hava da karardı zaten. Fark ettiyseniz montumu giydim. Neden? Çünkü hava soğudu. Öyle. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bir günümüz böyle devam ediyor. Derstir, odur, şudur, budur. Evet efendim. Devam ediyoruz. Birazdan zaten artık yavaştan kapanışı yaparız. Bilmiyorum. Belki derse çalışırız. Belli olmaz. Beni hiç umursamıyor lan. Seni hiç o kadar umursamıyor ki. İmza al bir de. Sen acaba döver mi lan beni? Bir şey olmaz. Kerem arıyor, hadi. Evet arkadaşlar, sabah başladığımız o koridordayız şu an. Yurda geldim. Birazdan odaya gireceğim ama şöyle bir durum var. Şimdi bizim yurtta bugün bir yangın demiş, deprem tatbikatı olacakmış. İstanbul Valisi'nin katılacağı bir öyle bir mevzu olacakmış. Kapanışı burada yapmayacağım. Eğer o mevzu olursa orayı da çekmek istiyorum. Ondan sonra kapanışı yapacağım. Oraları da bir görelim yani, öyle bir şey olursa. Olmazsa da zaten açarım, bir kapanış yaparım. Şimdi yurda geldim. Oğlum şu ışık beni deli ediyor ya. Odaya gireceğim. Birazcık dinleneceğim. Ondan sonrasına bakalım gün daha nasıl ilerleyecek. Bakacağız, göreceğiz. Biraz dinlenme modu açtık. Bilmiyorum ya, ben topluluğu takip ediyorum. Bildikleri vardır herhalde. Evet şu an şeyiz. Sirenler çaldı. Herkes toplama alanında bekliyoruz. Ne yapacaklarını da bilmiyorum. Hava da soğuk ha. Çok şu şey benziyor. Niye Evet değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi az önce tatbikat da bitti. Aslında biteli 10 dakika falan oldu. Aşağı indik, tatbikat yaptık. Deprem olursa ne yapacağız? Onu görmüş olduk. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'yı gördük. Kendisi de gelmiş buraya. 4000 kişilik yurtta toplandık ettik. Sabah 7'de güne başladık. Dersimiz vardı 9'da. Sonra bir de siyaset dersimiz vardı. Ona girdik çıktık. Ondan sonra akşam 5'te kulüp toplantımız vardı. Onu yaptık. Akşam geldik, deprem tatbikatına katıldık. Güzel bir gün oldu. Dolu dolu bir gün oldu. Videomuz da dolu dolu oldu. İçeriği dolu dolu oldu. Efendim öncelikle videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşünceye kadar bu kanalda kalın. Bizle kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.